Gaziantep'te düzenlenen 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası sona erdi. Şahin Bey Spor Salonu'ndaki organizasyonda Türkiye 7 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalyayla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Hırvatistan 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile ikinci, İspanya ise 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile üçüncü sırayı aldı. Müsabakalarda Türkiye'yi 9'u kadın, 12 erkek 21 sporcu temsil etti. Komite bireyselde Eray Şam'dan, Serap Özçelik Arapoğlu, Eda Eltemur, Erman Eltemur, Burak Uygur altın madalya kazandı. Kata bireyselde Ali Sofuoğlu altın madalya alırken Dilara Bozansa gümüş madalya aldı. Erkekler takım katada Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir ve Emre Vefa Göktaş'tan oluşan milli takım altın madalya elde etti. Kadınlar takım katada Damla Sutüremen, Damla Pelit ve Zehra Kaya'dan oluşan milli takım bronz madalya kazandı. Para karate Avrupa Şampiyonası'nda ise Mürvet Demirtaş gümüş madalya alırken Oya Ekici ise bronz madalya elde etti. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abit Uğuz yaptığı açıklamada organizasyon ve sportif anlamında çok güzel bir Avrupa Şampiyonasını geride bıraktıklarını söyledi. Şampiyonada 7 altın madalya, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla açık ara önde olduklarını ifade eden Uğuz şöyle konuştu. Bizden sonra Hırvatistan'ın iki altın madalyası var. İtalya, Fransa, İspanya ve Macaristan gibi karate ülkesi dediğimiz. Avrupa'da karetede ilerlemiş ülkeler birer altın madalyayla şampiyonadan ayrıldılar. Çünkü tüm madalyaları biz toplamış olduk. Organizasyon anlamında çok memnun kaldık. Beklediğimiz bir başarı oldu, şaşırmadık. Hatta daha fazla madalya alabilirdik. Sporculardan Meltem'in parmağında ciddi kırık oluştu. Aynı zamanda madalya beklediğimiz diğer sporcumuz Tuğba'nın ayağında kırık oluştu. Dolayısıyla belki de altın madalya alacağımız iki kategoriden de mahrum olmuş olduk. Meltem ve Tuğba'nın yokluğuyla kadın takımımızda iki eksiğimiz vardı. Tüm zamanların en çok altın madalya alınan şampiyonası bize nasip oldu. Bu yönde de çok mutluyuz. Avrupa ülkeleri artık Türkiye'yi karatenin lideri olarak kabul etti. Burada federasyon başkanları da hem organizasyondaki başarıya hem de spordaki başarımıza adeta şapka çıkarttılar. Bu yönde de çok mutluyuz.